Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. E, genel olarak Raka üzerine konuşacağız. Radyo Kaka projesinden ve Raka'dan bahsedeceğiz. Aynı zamanda ilerleyen vakitlerdeki potansiyel fiyat tahminlerini şöyle genel olarak bir değerlendireceğiz diyebilirim. Hangi noktalara ulaşabilir e, proje genelindeki beklenti ne olacaktır vesaire e, bu şekilde fiyat tahminleri de hala hazırda mevcuttur şimdi bir kere e, raka nedir yani radyo kaka projesi raka coin dediğimiz doğrudan e, bir metaverse projesidir ve daha doğrusu oyun metaverse projesidir bir gamefi projesidir de diyebiliriz ben gamefi projelerini biliyorsunuzdur hiç sevmem bunun sebebi enflasyona çok yatkın olmaları. Büyük ölçüde enflasyona tabi olmaları. Özellikle daha çok böyle yatırımcının aklıyla alay eden de oluyor. Zamanında bunu Raka ekibi de maalesef e, gerçekleştirmiştir. İşte bir yak iki arz arttır gibisinden yani çakma bir deflasyon vaat etme durumu yaşanmıştır. Çok ciddi noktalara biliyorsunuz ki ATH yaptı. Şu an tabii daha düşük pozisyonlarda. Diğer benzer skaladaki Metaverse coin'lere baktığımızda yine aynı senaryo var aslında tamam mı? Zaten 2022'nin en çok düşen alt altcoin'leri biliyorsunuz ki Metaverse'ler oldu. Zannediyorum %92.9 gibi bir düşüş oranıyla Metaverse kategorisi 2022'nin en çok düşen kripto para kategorisi olmuştur. Raka ...yani orta skaladaki dediğimiz Metaverse coinlerden bir tanesi olarak... ...yine tam da ortalama bir geri çekilme yapmıştır... ...emsalleriyle birlikte diyebilirim. Raka'ya yatırım yapılır mı sorusu ya da bu klişe olarak... ...işte Binance listelemeleri vesaire Bu ucu çok açık, bunun ucu çok açık. Niye diyeceksiniz? Bir, normalde Raka tarafı listelenmeye müsait bir coin değil bu saatten sonra... Mesela Floki'nin sürekli binasta listeleneceğini e, söylüyordum ki listelendi ya da peep olsun falan. Şu an Baby Doge ve e, Bond'dan aynı haberi beklemekteyim Binance'dan. E çünkü bunlar genel olarak likidasyonu yüksek, trader oranları yüksek altcoinler olduğu için potansiyel olarak hem e, iyi bir sezon vaat ediyorlar. Aynı zamanda şu an e, mevcut haldeki durumları dahi borsalara... Ortalamanın üzerinde bir getiri sağlama meyilinde olduğu için aynı durum zaten coin'in sezon içerisindeki altın biletidir. Aynı anda da borsalar tarafından listelenmeye müsait oluşu yatmaktadır. Raka'nın şimdiye kadarki trader oranları ve likidasyonu düşük diyebileceğimiz noktada. O yüzden Binance gibi devlerin yahut yeni borsalarda listelenmesi konusunda önü çok açık bir altcoin değildir. Tabi yarın ne olacağını, ötek gün ne olacağını bilemiyoruz. Aynı zamanda Binance biraz e, tadını kaçırmak suretiyle farklı kripto paraları listeleme ihtimali de var bu sezon. O yüzden e, hiçbir şeyin tam bir garantisi yok diyebilirim. Yani kesin gözüyle rakayı listelemez diyemiyorum çünkü dediğim gibi Binance biraz enteresan davranıyor ki farklı kripto paraları listeleme ihtimali bu. E, sezon içerisinde çok yüksektir. Bunu da bu şekilde ifade edebilirim. Raka'ya yatırım yapılır mı? Ee, i̇steyen yapar tabii ki fakat e, Raka yani Raka'ya sıra gelene kadar yatırım yapılabilecek çok fazla coin olduğunu düşünüyorum. Bakınız Floki'nin yükseliş potansiyeli çok yüksektir. E, Pip'in yükseliş potansiyeli çok yüksektir. Görece e, riskleri yüksek değildir. Tamam mı? Yani Düşük risk altında belli bir süre içerisinde potansiyel katlama oranları çok fazladır. Floki, işte ne bileyim, Peep, Baby Dogecoin, aynı zamanda e, Shiba olsun, Bon yani bunlar e, daha iyidir diyebilirim. Ortalama Raka'dan beklenenden fazla yapabilecekken riskleri daha düşüktür. Yani risk ödül pariteleri Raka'ya göre daha yüksek olduğu için dediğim gibi ben piyasada Raka'ya sıra gelene kadar farklı e, yatırımlar yapılabileceğini düşünüyorum. Raka fiyat tahmini diyor 3.0 e, 56 dolarlara ulaşacak mı? Yani 5 katlık bir yükseliş. Ya buralara tabii ulaşır. Hani bu söylediklerim Raka yükselmeyecek anlamı taşımıyor. Ama sezon içerisinde diğer altcoin'lere görece daha az e, hareketler yapabilir. Bu arada site 28 Haziran 2023 itibariyle. Yani e, bu 27 Haziranda hazırlanmış bir haber olarak 28 Haziranda haber tarihine göre yarın olmak suretiyle 3.025 dolarlarda olacağını, yani şimdikin iki katından fazla yüksek noktalarda olacağını ifade ediyor. Katılmıyorum. E, kaldı ki bu fiyatlara e, gelene kadar da biraz zorluk yaşayacaktır. Raka tarafı şu an kısa vadede de ortalamanın altında bir performans gösteriyor. Hareketli ortalamayı alıp 3.016 direncini kırabilirse <laughs> hızlı bir açılım süreci gerçekleştirebilir. Rötarlı ancak hızlı yükselişler bekliyorum ben Raka'dan. Ama buraları kırmadıkça bu tarz yükselişleri e, yapabileceğini pek fazla düşünmüyorum tamam mı? Genel durum böyle. Şöyle alttaki fiyat tahminlerine bakalım. Diyor ki 2023'te 3.056 dolarlar. E, mantıklı mı? Bence mantıklı bir fiyat tahmini olmuş. 2023'teki genel bu e, açılım doğrultusunda e, ortalama bir altcoin'den daha az bir hareketle bakın beklenti bu. Ekip şapkadan tavşan çıkarır belki de 50x yaptırırlar ben onu bilmiyorum ama ben şapkadaki tavşanı hesap edemem. Bu şartlar altında 5 katlık bir fiyat artışı potansiyeli yerindedir. 2024'te özellikle ilk çeyrekteki devam etmesini beklediğimiz ortalama yükseliş etabı içinde 3.074'ler yine bana mantıklı geldi. 2025'te diyor 3.094'ler hani o son yükseliş içerisinde. Tabi bunu tam bilemiyoruz bir de e, normalde işsel olarak 2025 biliyorsunuz boğanın sonu yani boğanın e, son yılına denk gelmektedir bu önemli olacaktır. İçsel olarak bu noktalarda olabilir ama ekipler zaten e, özellikle spekülatif coinlerin ekipleri zaten şapkadan tavşan çıkaracaklarsa 2025'te çıkarırlar. Manuel yakımlar olsun, işte önemli, büyük, e, sansasyonel ve ciddi FOMO yaratabilecek haberler olsun. Zaten 2025'te olacaktır. O yüzden ben 2025 için kesin bir şey söylemem. Tekrar söylüyorum. 2025 yılında ekipler şapkadan tavşan çıkarırlarsa zaten 2025 yılında çıkarırlar diyebilirim. Tabi ondan sonrası mesela 2034'de 2.079 dolar gibi fiyat tahminlerinde bulunmuş. Bu 2025'ten sonrası özellikle çok spekülatif kaçar. O yüzden bir şey söylemenin anlamı yoktur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.